Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Yetkililerin yaptığı açıklamada Yanomami halkında 15 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Rojima eyaletinde bağlı Boa Vista kentindeki hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtti. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mateus yaptığı açıklamada Yanomami'ler arasındaki koronavirüs vakasının doğurduklarını, bu çok endişe verici olduğunu, yerler 3 misli dikkat etmesi gerektiğini, özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren infaz düzenlemesini eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 90 bin mahkum ve tutukluya tahliye yolunu açan infaz düzenlemesinin yanlış hazırlandığını belirten Davutoğlu, mevcut düzenleme kimlerin çıkacağını, kimlerin içeride kalacağını düşünüyor. Bu yasa koronavirüs ile mücadele kapsamında bir tedbir mi yoksa örtülü bir af mı? Bir af yapılacaksa da ayrı bir denklemle sağlıklı şekilde yapılması lazım. Bu infaz yasası koronavirüse yönelik bir tedbir ise kesinlikle bunu karşılayacak nitelikte değil. Eğer buysa ölçü virüsten etkilenmesi muhtemel tutuklu ve hükümlüler kimlerdir? Onlara çözüm bulunmalı. Suçun mahiyetine bakılmaksızın o yüzden biz yaşlılar, çocuklu kadınlar, sağlık sorunları olanların tahliye edilmesi gerektiğini söyledik. İfadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu, ilke yok, gizli af var. Devlete karşı suçlarda değil, rüşvet, çete, yolsuzluk suçları için tahliye var. Bu yasada zimmet, gaps, rüşvet, irtikap affediliyor. İfadelerini kullandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına yakıt desteği sunulması kararlaştırıldığını, buna göre Nisan ve Mayıs ayları boyunca özel hak otobüslerine günlük 15 lira, dolmuşlara da günlük 10 litre yakıt desteği sağlanacağını, merkez ilçeler haricinde Adana'ya yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden de otogara giriş ücreti alınmayacağını, ayrıca özel hak otobüsüne araç başı 3000 lira olan güzergah Mart taksitle Aralık ayında tahsil edileceğini belirtti. Adana Büyükşehir Belediyesi koronavirüs sürecinde artan su tüketimi nedeniyle de faturalarda indirime gitme kararı aldığını, buna göre de Nisan ve Mayıs ayı faturalarında %50 indirim uygulanacağını belirtti. Koronavirüsün dünya ekonomisine verdiği maddi hasar hesaplandı. Böylece koronavirüsün yayılmasından dolayı 2 yıl içinde dünya ekonomisine verilen toplam zararın 5 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Warburg bankaları tarafından yapılan hesaplamalara değinerek Bloomberg tarafından bildirildi. Rapor dünyanın 1930'lardan beri barıştan bu yana en derin durgunluk içinde olduğunu belirtmektedir. Uzmanlar durgunluğun kısa ömürlü olacağını öngörüyor. Ancak ekonominin kriz öncesi seviyelere dönmesinin en az 2 yıl alacağını da söylüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi Operasyonel Merkezi'nden yapılan açıklamada 104 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildiğini ve 1949 doğumlu bir vatandaşın sağlığını stabilize etmek için yapılan çalışmaların sonuç vermediğini, hastayı kaybettiklerini belirtti. Şu ana kadar ülkede 926 kişiye koronavirüs bulaşmış, bunlardan 101 tedavi edilmiş, 9'u ölmüş ve 816'sı özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 27'si kritik durumda, 35'i orta durumda ve diğerlerinin sağlığı stabildir. Sunumda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.